Malatya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler Çetin Kuşbay, Derya Şahin, Alişan Ergen, Emrah Yaşar, Emine Coşkun ve şoför Bilal Andinç için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cuma namazı öncesinde cenaze töreni düzenlendi. Yaşları 21 ila 29 arasında değişen çiçeği burnundaki öğretmenlerin al bayrağı sarılı taputlarının şehir mezarlığına getirilmesine gözyaşları sel oldu. Cenaze töreninde konuşan Malatya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, bugünün eğitim camiası için hüzünlü bir gün olduğunu söyledi. Hüznümüz büyük, elemimiz sonsuzdur. Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Anadolu'nun her köşesinde, Hakkari'den Edirne'ye kadar her yerinde özverili bir şekilde çalışan değerli öğretmenlerimiz bazen hayatları pahasına bu çalışmayı sürdürmektedirler. Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 öğretmenden 4'ü yeni evlenmişti. Bekar olan öğretmen de evlilik hazırlığı yapıyordu. 5'i de çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine yeni başlamışlardı. Derya Şahin, 1984 yılında Adıyaman'ın Çelikyan ilçesinde doğmuştu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun olan Derya öğretmen, 3 aydır Gövdeli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu. 29 yaşındaki Derya öğretmen, evli ve bir çocuk annesiydi. 1990 yılında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dünyaya gelen Emine Coşkun, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2012 yılında mezun olmuştu. Daha önce Kayseri'de görev yapan Coşkun, 3 aydır Gövdeli İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktaydı. Emine öğretmen 4 ay önce evlenmişti. 29 yaşındaki Çetin Kuşbay, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında mezun olmuştu. 5 yıllık öğretmendi. Daha önce Kars'ta görev yapan Kuşbay, 4 aydır Gövdeli Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapmaktaydı. Çetin öğretmen 3 ay önce evlenmişti. 1987 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen Alişan Ergen, Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden 2010 yılında mezun olmuştu. 2 yıllık öğretmendi. 2011 yılında Kapıdere Ortaokulu'nda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak göreve başlayan Alişan öğretmen 1,5 yıllık evliydi. 1989 yılında Malatya'da dünyaya gelen Erhan Yaşar, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuştu. 1,5 yıllık öğretmen olan Yaşar, Kapıdere Ortaokulu'nda 2012 yılında matematik öğretmeni olarak göreve başlamıştı. Erhan öğretmen bekardı, evlilik hazırlığı yapıyordu. Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin diyen köy öğretmeni Şefik Sınık'ın son sözleri üzerine. Şair Ceyhun Atıf Kansu'nun yazmış olduğu Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiri dinliyorsunuz. Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer onlar. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açan, kimsenin bilmediği kır ve dağ çiçeklerini, köy çiçeklerini, köy çocuklarını, bütün öğrencilerimi getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemler gibi. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Yurdumun atsız çiçekleri, hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni, toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.
dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan çiçekleri, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe entarili atmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini. Ben bir köy öğretmeniyim. Ben bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, yalnız çiçek getirin. Örtün üstümü, örtün. Köy çiçekleriyle örtün. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açan, kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Ben öğrencilerimi istiyorum. Yurdumun atsız çiçekleri, hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni, toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Örtün üstümü, örtün. Köy çiçekleriyle örtün. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, yüz geldi mi Kop Dağı'na göçen, Yörükler yaylasında Toroslar'da eyleşen, Muş Ovası'ndan, Ağır Eteği'nden, gücenmesin bütün yurt bahçelerinden çiçek getirin. Örtün üstümü, örtün. Eğin türkülerin içine, gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Ben çocukları, ben öğrencilerimi istiyorum. Dünyanın en güzel çiçekleri, dünyanın en güzel çiçekleri. Ben çocukları, ben öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, köy okullarında açan gizli ve sessiz çiçekleri, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçekleri, kimse bilmeyecek, seni, beni kimse bilmeyecek. Köy okullarında açan gizli ve sessiz çiçekleri, dünyanın bütün çiçekleri diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız. Yalnız çiçek getirin. Örtün üstümü, örtün. Köy çiçekleriyle örtün. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim. Ben toprakta, yaz, kış, bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini, dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Mekanları cennet olsun. Evet değerli izleyenler, bilinçli toplumda bugün hem öğretmenlerimizi hatırlamak adına
vefat eden öğretmenlerimizi ve o öğretmenlerimizin şahsında, görev uğrunda, görevleri başında vefat eden tüm öğretmenlerimizi saygı, hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya istiyorum diyen köy öğretmeni Şefik Sınık son sözleriydi bu şiirin oluşmasına katkı sağlayan cümleler. Vefat ederken çocuklarını, öğrencilerini isteyen bir köy öğretmeninin şiiriyle programımıza girmiş olduk. Öğretmenlerimizi görmüş olduk, hatırlamış olduk, yad etmiş olduk. Bu vefayı kendimize bir borç bildik. Hakikaten önemli bir günlerdeyiz, önemli günlerdeyiz. Evet, bilinçli toplum diyoruz ya, bunlar toplumumuzun aslında en önemli meseleleri. Çünkü bugün bu toplumda öğretmene saygıyı, öğretmene vefayı, öğretmene minneti unuttuğumuz vakit her şey kaybolacaktır. Çünkü her şey onların eliyle, o öğretmenlerin elinden, gönlünden, dilinden, yüreğinden fışkırıyor. Ve şimdi benim içimden kopup gelen şeyleri söylemek istiyorum. Kapıdere, Gövdeli, benim bir tarafım Malatya, bir tarafım Adıyaman. Çocukluğumun belki de gözümü açtığım ilk yerlerden birisidir Kapıdere. Kapıdere'deki o okulları, o köy okullarını benden daha iyi bilen yoktur belki de. O öğretmenlerimizi bu duyguyla daha da iyi anlıyor, bütünleştiriyor ve oradaki çocuklara eğitim götürmek adına, o çocuklara bir şeyler öğretmek adına gayret eden tüm köy öğretmenlerine, tüm öğretmenlere, eli öpülesi tüm öğretmenlerimize tekrar tekrar saygı ve hürmetlerimi tekrar gönderiyorum. Peki ya gençler? Şimdi o gençler var ya, hele de şu an vefat eden öğretmenlerimizin çocukları. Onlar hayata bence çok daha sıkı tutunmalı. Çok daha iyi, çok daha kararlı, çok daha güçlü olmalılar. O öğrencilere seslenmek istiyorum. O öğrenciler şu an öyle bir aşkla, öyle bir tutkuyla sarılmalılar ki okumalı, ideallerini, hedeflerini iyi gerçekleştirmeli. Biraz daha anlamalı belki de hayatı. Hayatın, dünyanın ve kaderin, ölümün gerçeğini daha iyi görmeli. Biraz daha güçlü olarak tabii ki. Yaşanılan her şeye bir anlam, bir mana vererek. Suçlayarak değil. Kaderi, yaşananları suçlayarak değil, birilerini suçlayarak değil. O öğrencilere sesleniyorum onun için. Öğrenciler yaşadıkları her şeyden etkilenen, etkilenmesi gereken kişiler. Bu anlamda en duygusal oldukları dönemde lütfen diyorum o öğrencilerimiz biraz daha ideallerini, hedeflerini, hayata bakış açılarını biraz daha güçlü tutsunlar. Neden bunları söylüyorum? Çünkü bugün dosyalarım dolu, içim dolu, yüreğim dolu değerli dostlar. Konuşacağımız konular ciddi anlamda fazla. Neden? Bana gelen annelerimizden, bana gelen görüşlerden, mektuplardan, önerilerden biliyorum ki bu toplumun konuşulacak çok meselesi var ama asıl konuşması gerekenler suni gündemlerden kurtulup da gerçek eğitime, gerçek konulara, bu gençliğin eğitimine, bu gençlere ses vermiyor. Bu gençleri daha iyi yapabilmek için, ideallerini ve ruh dünyalarını canlandırmak için lütfen biraz kıpırdayın diyoruz ama nafile. Niçin? Bizim isteğimizle olmaz bunlar. Suni gündemlerden kurtulamayan bir toplumun gençleri nerelere doğru gidiyor? Anneler geldi bugün. Anneler geldi ve şu dosyaları bana bıraktığında ben bir kez daha kahroldum. Hocam ne olur diyor, benim çocuğum satanist olmasın. Rihanna'ymış, bilmem neymiş. Bu ne olduğu belli olmayan, efendim kime hizmet ettiği belli olmayan sanatçıların peşinde giden çocuğundan hocam ben ne yaptım diyor, nerede hata yaptım diyor. Bu anneler perişan. Anneler, aileler şu an perişan. Bilmiyor. Okulda mı öğreniyor, arkadaşları mı öğretiyor, nereden dinliyor? Ama anne bir yerde boş bırakmış tabii ki. Bunları elbette konuşmak lazım. Bir yerde boş bırakmış ve o boşluğu işte bakın gençler nereye doğru gidiyor? Ben büyük soruyu sorayım. Bu toplumun çocuklarına asıl eğitimi biz mi veriyoruz? Öğretmenler mi veriyor? Yoksa internet mi veriyor? Müzik sektörü mü veriyor? Televizyondaki klipler mi veriyor? Onları kim yönlendiriyor? Büyük soruyu soralım. Çocuğunuzu kim eğitiyor? İşte annelerin feryadı. Ve her birimizin içinde
bir ukde olan, eyvah çocuğum nereye doğru gidiyor? Dinlediği müziklere ve izlediği kliplere ve izlediği dizi ve filmlere baktığımızda, içindeki şiddet, öfke ve asabiyet duygularına baktığımızda, bu çocuklarımız nereye gidiyor diye soran anneler.